Ya yeter artık. Nereye götürüyorsun beni? Durdur şu arabayı. İnsan gibi konuşacağın zaman haber ver durayım. Al sana insan gibi konuşma. Pelin ne yapıyorsun? Manyak mısın be? Manyağın var mı bir diyeceğim? Artık böyle. Bırak. Öldürecek misin bizi? Tek kenarda ölmeyelim o zaman. Sen sakinleşip beni dinleyene kadar durmayacağım dedim. Senin bu yaptığın suç. Ve şimdi ben bunu emniyet birimlerimizle paylaşacağım. Kimseyi aramak yok. Benimle konuşmadan kimseyi aramayacaksın. Bu yaptığın zorbalık, suç ve kabalık. Senden bunun intikamını çok fazla alacağım Sinan Yılmaz. Dinlemeyeceğim seni. Öyle olsun bakalım. Göreceğiz. Sen mi daha inatsın ben mi? İstanbul dışına çıktığımızın farkındasın değil mi? Görüyorum. Kör değilim. Ne kadar devam edecek bu zorbalığın? Sen inadından vazgeçinceye kadar. Tamam, durdur arabayı. Dinleyecek misin? Hı hı, dinleyeceğim. Sen kazandın. İstersen ileride bir köy var. Orada durup sen... Lütfen durdurur musun arabayı? Sonra ne söyleyeceksen söyle ve dönelim. Sinirlisin ki gözün hiçbir şey görmüyor. Saçmalıyorsun resmen. Saçmalıyorsun kısmına kadar olan yere katılıyorum. Hepinizin gerçek yüzünü gördüm. Hepiniz arkamdan iş çeviriyorsunuz, hepiniz arkamdan oyun oynuyorsunuz. Sen bile. Dinlesen böyle olmadığını anlayacaksın. Seni duymuyorum. Kambersiz düğün olmaz diyorsun. Çok güzel. Pelin! Bak hava bozuyor. Severim yağmur havasını. İyi. Git sen git. Daha ormanın derinliklerine gir de. Artık kurt mu kapar, çakal mı musallat olur hep beraber göreceğiz. Aklınca beni korkutacaksın değil mi? Bir de şey yap ya. Üç harflerini, hikayelerini falan anlat bana. Şunun şurası ne kadar uzaklaştık ki İstanbul'a. Ne kurdu ne çakalı. Vallahi ben dönüyorum. Seninle daha fazla uğraşamayacağım. Artık tek başına öğrenirsin kurt mu var, çakal mı var. Aman dönersen dön. Senden bir şey isteyen mi oldu? Sinan!
Nasıl bir lanettir bu ya? Şu halime bak. Dağ başında bir kulübede ölüp gideceğim. Ya da dışarı çıkarsam kurtlar parçalayacak. O gün elime megafon alıp 10 tane kalbim olsa birini bile sana vermem dediğim güne lanet olsun. Birileri fazlasıyla korkmuş herhalde. Sen nasıl beni bırakıp gidersin ya? Beni başkasıyla karıştırma. Ben kimseyi böyle bir zamanda yarı yolda bırakmam. Ne yani, gitmedin mi? Gitsem burada olur muydum sence? Takip ettim seni. Şimdi sinirin geçtiyse buraya otur ve beni dinle. Pelin. Üşümüşsün. Şunu giyer misin? Giyeyim ben. Lütfen şunu giyer misin dedim. Çocuk gibisin resmen. Sabahtan beri bana yaptıklarına inanamıyorum. Sen benim kalbim nasıl kırıldı biliyor musun? Kalp kırgınlığı nedir bilirim. Ama bu konuda benim suçum ne? Ya ne demek ne suçum var? Olanları biliyorsun, 2 gündür bana söylemiyorsun. Hadi söylemedin, bir de dalga geçiyorsun. En çok da buna sinirleniyorum. Ya senin o bıyık altından bir gülüşün var ya, onu düşündükçe böyle deliye dönecek gibi oluyorum. Ne gülmesi Pelin, saçmalama. O anda ben senin haline üzüldüm. Külahımı anlat. İntikam almak için eline fırsat geçti değil mi? Sen hiç kaçırma zaten böyle anları. Ne alakası var şimdi? Birdenbire Tolga ile o sözde romantik akşamınızı anlatmaya başladın. Sonrasında... Kevin'den mi anlattın? Sen de Ceyda ile geçirdiğin akşamı bana anlatıyordun. Nispet yapıyordun. Ben mi nispet yapıyordum? Ben Ceyda ile bir akşam geçirmedim ki. Bunu söyleyen de, buna inanan da sensin. Ben Bülent'teydim o akşam. Ama ben öyle söylemedim. Aynen öyle söyledim. En kötü zamanlarımda yanımda olan arkadaşım, iş arkadaşım dedim. Sen yanlış anlamışsın. Başak'la Bülent kavga etmiş. Ben de Bülent'in yanına gittim. Sonra niye söylemedin peki? Fırsatım oldu mu Pelin? Akşam yemek vardı. Yemekten sonra uygun bir zamanda söylemeyi düşünüyordum ama... O Tolga gelip damarıma basmasaydı. Sonra olanları biliyorsun. Sabah sen geldin. Şimdi de buradayız. O zaman sen şey de bilmiyorsun. Annemin, babamın, Tolga'nın bana oyun oynadıklarını. Tolga beni sevmiyormuş. Kendi restoranda çalışmayayım diye birleşip böyle bir plan yapmışlar. Tabii ki bilmiyordum. Bu oyunu bilsem sence bunun içinde olur muyum? Ben söyleyeceklerimi söyledim Pelin. İnanıp inanmamak tamamen sana kalmış. Artık gitsek iyi olacak. Yağmur da azaldı zaten. Sinan. Gerçekten çok özür dilerim. Yani annemin, babamın bana yaptığını duyunca kötü oldum. O sinirle de... Ama düşünmeliydim, sen böyle bir şey yapmazsın. Yani ne olursa olsun, bana kızmış da olsan... ...geçmişin intikamını almak için böyle bir şey kullanmazsın. Üzme artık kendini. Olan oldu. Hem iyi tarafından bakalım. Orman havası almış olduk, fena mı? Bizim için farklı bir gün oldu.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.